السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. Selam değerli arkadaşlar. Bugünler Emir el-Mu'minin aleyhissalatu vesselamın şehadet dönemini yaşayırız. Allahu Teala bu Hazretin katillerine bir işlenet eylesin inşallah. Ve bizi bu Hazretten dünya ve ahiret ayrı salmasın. Bu hüzünlü günlerde hamımızı başsağlığı veririm. Ve istedim ki inşallah Mevla Emir el-Mu'min aleyhissalatu vesselam'a hatır. Allahu Teala tezliklə İmam Zaman Ağanın fərəcində təcil eləsin və inşallah tezliklə gəlib zülmlə dolmuş olan yeri ədalətlə doldursun inşallah. Üsul-i Kafi kitabından okuyurduq. Hanımızlarım gəldi, bu hədisə yetişdi ki, Hazreti İmam Sadiq aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Akıl barisinde konuşurduk, akıl hakkında. Akılın ne kadar önemli bir insan için, ne kadar önemli bir şey taşıdığının farkına varmamızı istiyor. Hazret buyurur ki, Teâmetul insani el-ak. Şimdi her şeyin bir dayanağı var. İnsanın dayanağı aklınadır, aklına dayanmış. Akıl varsa insaniyet var. Vel aqlu minhu el fitnatu vel fahmu vel hifzu vel ilm. Peki akıldan ne çıkıyor? Akıldan çıkan şeyler fitne. Fitne o fitne manasını değil. Fetin yani ki anlayışlı olmak. Bir fitne var, o başka meselede fitne çıkartmak. Burada yani anlamak. Vel fahm, kavrayış, hifz, hifzetme. Bazen olur insana ne kadar deyirsen hifzetmiyor. Bu özü de aklın zayıflarından kaynaklanır. Vel ilm, bilgi. İlm ile akılın farkı var, deriz inşallah. Ve bil aqli yakmulu. Akılla bunlar kemala erişir. Ve deliluhu ve mubsiruhu ve miftahu emri. Akıl insanın gören gözüdür. İşlerinin anahtarıdır. Onun kılavuzudur. Ona yol gösterendir. Ve izâ kâne te'yidu aqlihi minen nur. Baxın mənim əzizlərim, ola bilir, çox insanlar çox yerdə oxumuşlar, hətta deyə bilər ki, mən 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl mən Hovzada oxudum, böyle şöyle. Amma elm Allahu Teala'nın bəxş etmiş olduğu elm ki, ondan danışırdı, bütün elmlər ondan da, amma onlara elm deyilmir, biz dedik. Dedik ki, Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyh şöyle buyurmuştur, İnnəməl ilmə sələtə. Ayetun muhkeme ve sünnetun qaime ve farizetun adile. İlim sadece bu üç tanedir. Akaid ilmi, usulü din, sonra ahkam ilmi, furu'u din ve ahlak. Bu üç ilimdir ki insan ondan soruşulacak, insana soracaklar onun barisinde. Bəli, hiçbir insan diyemez ki, ben bunu bilmiyorum, ben bunu bilmek istemiyorum. Muhakkak onu bilmek lazım. O şey ki sənə nicat verəcək. Qəbirdən tutmuş, taqiyyə, yamamət etmiş, sənə soruşulacaqlar, cənnətə girmək kimi onlar sənə lazım. Onlardan onları öyrənmən lazım. Tabi, insanlar kendi kapasitesi kadar, herkesin tutumu kadar, zərfiyyəti kadar ondan yararlanacak. Bazıları var ki, ihtiyar bir, yaşlı bir kadın, Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyh şöyle soruyor, sən Allah'ı nasıl dərk etdin deyəndə əlini çəkir o ipi əyirən bir orada bir onun bir aparatı olur, necə deyirlər, bir dəstgahı olur və diyor ki, baxın, benim əlimin gücü olmadan bu çalışmaz.
Nasıl olur da bu bunca güneş, ay ve bunca gördüklerimiz hepsi boşu boşuna mı ve onlara bir ne diyorlar, onlara bir işe salan yok mu? Böyle dedikte Hazreti diyor ki aleykum bedinil egaiz, yani bakın güzel bir şey. Bence de çok güzel bir noktadır. Ama o miktar ondan kabul olunur. Onun ötesi artık kalıp insana ne kadar isteyir aklını çoğalsın, ne kadar isteyir güzel mekanlarda yerleşsin, kıyamette, beşikte, cennette, o zaman daha çok bunları araştıracak. Daha güzel de araştıracak. Tamam mı? Şimdi bunu neye getirdiğimi anlatayım. Akılın önemini demek istedik. Okumak değil. El-eglu, el-ilmu neyse bir tekes. İlim okumakla değil. İlim nur. Zifafi men yeşâ en yehdiye. İlim bir nurdu ki buyururlar Ehl-i Beyt Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala dilediği kişilerin kalbinde koyuyor. Olabilir bir insan okumamış ama takva neticesinde Allahu Teala ona çok şeyler öğretmiş. Allah Teala hepimize inşallah takva nimeti kısmet etsin. İnşallah buyurur ki Kur'an-ı Kerim vettakullah ve yuallimukumullah. Takvalı olun, Allah size öğretir. Demeli buradan anlıyoruz ki takva neticesinde de insanlar bir şey öğrenebilir. Ve sonra buyurur ki eğer takvalı olarsınız da takvalı hareket ederseniz de hiç olmazsa 40 gün takvalı şekilde insan Allah'a göre eğer amel ederse o zaman Allahu Teala o insana furkan ata eder. Ve men yettekillâh yec'al lehu furkana ve yerzukuhu min haysu la yahtesib. Ve o şahsa bu takva neticesinde dedi ya öğretti, bilmediklerini öğretti, bir nur oldu ona. Ondan sonra da bu yolda gittikten sonra furkan veriyor. Furkan ne yapar benim azizlerim? Furkanla hakkı batıldan ayırt eleme olur. Furkan öyle bir kuvvet ki insanda onun vasıtasıyla hakkı batıldan ayırt ediyor. Peki, bas dediğimiz odur ki çok insanlar var okumakla değil, okuyanlar var ki zaralete düşürler bazen. Niye göre? Çünkü nur olmamış. Sadece beyinde biriktirilmiş bir bilgilerdi. Onları amelle, onlara geleceğiz inşallah. Bildiğini amel etmeyle, kalbinde ona iman getirmekle böyle olur. İleyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelus salihu yerfe'u. Allahu Teala buyurur ki, güzel bir takvalı kelime, ihlaslı bir kelime, kelimut tayyib, paç kelime ona taraf yok. Paç kelime yani paç akideler. Sen eğer güzel akiden varsa, güzel sözlerin varsa o Allah'a Teala yönelir. Vel amelus salihu yerfe'u. Salih amel ise onu kaldırır Allah Teala tarafından. Tamam mı? Evet. Bes amenu ve amelus salihat. İkisi de lazımdı insana. Böyle olan zaman ele ki egli nurdan oldu. Fe izâ kâne te'yidu eglihi minen nur. Kâne âlimen, hafizen, zâkiren, fatinen, fehimen. O zaman o alim olacak, o hafız olacak, hifzeden olacak, uyanık olacak, anlayan olacak, kavrayan olacak. Ve elime bi zalike keyfe ve lime ve haysu. O zaman bilecek ki nasılı bilecek, yani nasıl gelmesini bilecek, bir işlerin nasıllarını bilecek. Nur vasıtasıyla. Her şey okumakla değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'i çok okuyanlar, profesörler var. Ama Kur'an-ı Kerim'in ne dediğini anlamıyor. Tamam mı? Ama görürsen ki öyle insanlar var ki takva neticesinde nefslerini paçlayarak Kur'an'da kendi perdelerini, örtülerini açır onda. Ve o daha çok şeyler anlıyor. Daha çok istifade edebiliyor. Evet, anlıyor ki nasıllığı anlıyor. Niçini anlıyor. Yani nerede olmasını anlıyor. Bunlar çok önemli sorulardır ki bir insan kendi kendine sormalıdır bunu. Nereden geldin? Ben kaç yıl bundan önce bu dünyada değildim. Beni bir kuvve getirdi. Niçin getirdi beni? Öyleyse getirin burada birkaç yıl burada yiyeyim, içeyim, yatayım. Ondan sonra da ben gideyim ve yok olsun her şeyler. Bunları düşünür, bunu anlıyor insan. Ve arafa men nesahahu ve men gashahu.
Nəsihət dediyimiz kimi, nəsihət yəni hayrını istəmək. O bir insanın samimi olma, onun hayrını istəməkdir. İnni nasihun ləkum. Peygamberler şöyle buyurardılar kendi kavimlerine. Ben biz sizlerin inni nasihun ləkum. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Nasihat etmek yani iyiliğini istemek. Tamam mı? Bu hemen gaşra. Gaşra şey onun kötülüğünü istemek. Tamam mı? Samimiyetsizlik. Onu anlayır. Birisi gelir ona gelende onun samimi ve hayrını istemesini hayrını istememesinden anlıyor. O insan nasıl olması? O dediğimiz şekilde olarsa eğer nur şeklinde fe izâ kâne minen nur. Eğer nurdan olarsa fe izâ arefe dâlik bunu da öğrendikten sonra anladıktan sonra arefe mecrahu ve mecrahu anlayır ki yolunu anlayır. Nereye gideceğini anlıyor. Ve mevsûlehu ve mefsûlehu ve nerede birleşmesini birleşmesi lazımdır. Nerede ayırması lazımdır biliyor. Kimden ayrılmalıdır, kime birleşmelidir. Bunları ayırt ediyor. Ve ehlesel vahdaniyyete lillah. O zaman Allah'a karşı olan tevhidinde halis olur. Tevhidi de, tevhidi de o adama halisleşir. Ve iqrara bit ta'a. Ve itaatinde Allah-u Teala'nın itaatinde sabit kadam oluyor. Ve izâ fe'le dâlik. Bunu yapan zaman görürsün her şey nereden kaynaklandı. Ve izâ fe'le dâlik kâne mustedriken limâ fâd. İnsanların çok zaman elinden çok şeyler gidiyor. Diyor ki insanlar hayatta mesela Allah-u Teala'nın onlara bəxş etmiş olduğu potensial imkanların belki de yüzde birini kullanmıyor. Ya mesela var mı şimdiki bilim adamları diyorlar elin izlerini okuyan insanlar biliyorlar ki mesela bir insana ne təqdir olunur. Allah-u Teala'nın ona bəxş elədiyi şeyler ki, istəyir bu maddi nimetler olsun, istəyir mənəvi olsun və çox şeyler hayatta onların inanın çox azına ulaşıb gedir. Halbuki o təqdir olunmuş idi. Əgər o düzgün yaşasaydı, Allah-u Teala'nın buyurduğu kimi yaşasaydı, onlara ulaşardı və daha çox istifadələr edə bilirdi. Maalesef kendi həvai nəfsinin, egosunun, nəfsinin peşində koştu. Bunlara yetişemedi. Bəs çox şeyler elimizden gidiyor. Tamam mı? Bir insan görürsən 50 yıl yaşamış, bakır sonra arkaya döndükdə bakıyor görür ki iyi yaşamamış plasa. Maalesef çox şeyleri elinden kota getmiş nizirlər. Buyurur ki eğer böyle olarsa Allahu Teala onu cobran eder, telafi eder. Mustedriken lima fad. Elinden gedənlər var ya kaçırılan fırsatlar var ya, o zaman Allahu Teala onları telafi eder. Görüyorsun ki 50 yıl yanlış yaşamıştı ama o ne o birkaç zaman içerisindeki bu deyilenleri yaptı. Allahu Teala onları telafi eder. İşte Allah Teala benedir. Hatta var ki Kur'an-ı Kerim'de yubeddilullahu seyyiatihim bil hasenat. Yani bir de görürsen ki seyyiat kötü bir şeydi. Seyyiye günahdır. Allahu Teala bazılarının bazı işlerine göre seyyiyelerini çevirir, onlara savab diye yazır. Allahu Teala bunu yapıyor ama hangi işle, hangi işleri ve ne zaman telafi ediyor? Bizim böyle bir Rabbimiz var. Ve variden ala ma huve at. Elinden geleni demeli cobran ediyor ve ona geleni karşılayır. Ya'rifu ma huwa fihi ve li ayyi şey'in huwa. Yani diyor ki içinde bulunduğu durumun bilincine varır. Biliyor ki şimdi nerededir ve ne yapması lazımdır. Ve niçin burada olduğunu anlıyor. Ve nereden geldiğini anlıyor. Ve min ayna ya'tihi. Nereden geldiğini ve ila ma huwa sa'irun. Nereye gideceğini güzelce anlıyor o insan. Hoş insanın halini. Ve dalika kulluhu min ta'idil ahli. İşte bunların hepsini nereden kaynaklanırlar mevzilerin? Akılın teyidi eğer nurdan olarsa, nurani olarsa. Bu da Allah'a göre insan yaşayarsa, Allahu Teala'nın sevdiği kulları, Ehl-i Beyt Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu kimi yaşayarsa, onların yollarını izlerse, değerli okuduğu nur olur. Ve aklı böylece geliştirilir. Diğer bir hadiste var ki,
İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. El aklu delilul mümin. Her bir şeyin kılavuzu var benim ezberim. Her bir şeyin kılavuzu, delili var. Kılavuz, delil, usula bunlar olmazsa insan yolunu bulamaz. Öyle değil mi? Peki, müminin kılavuzu nedir? Diğer bir hadiste var. Şimdi Hazreti İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi şöyle buyurdular Ali Aleyhisselam'a. Ya Ali, la fakra eşeddu minel cehl. Fakirlik var. Bazen görürsen insanlar fakirlikten çok rahatsız olurlar, düzemiyorlar. Ama Hazret buyuruyor ki, cahilden, cahillikten daha üstün, daha büyük, çetin bir fakirlik yoktur. Ve la mâle e'vedu minel er. Ve akıldan da üstün faydalı bir servet yoktur. İşte akıllı insanlar bunlardır ki daim akıllarını çoğaltmalı. Ve Allah-u Teala'ya yalvarıp yakarmak lazımdır. İnsanlar mal için ne kadar yakarır? Ya hansı bir hastalığın giderilmesi için. Bunlar tamam, olsun, olmalıdır. Gelip hadislerde de gel. Ama niçin en önemli bir şeyi insanlar istemiyor Allah-u Teala'dan? Aklını daha da güzelleştirsin, çoğaltsın, kamil etsin. Var ya hadiste, sizlerden biri dünya ve ahiret saadetini istiyorsa, Allah'a yalvarıp yakararak aklının kamilleşmesini, güzelleşmesini istesin, çoğalmasını istesin. Hadiste var böyle. Her bir insan diyor ki, benim aklım kamildir. Öyle düşünür ama. Halbuki öyle değil. Yaptığı bir yanlışlıklar nereden kaynaklanır? Eğer aklı doğru olsaydı, ona gelen, demeli, iyi niyetle geleni, kötü niyetle gelenden ayırt edebilirdi. Ve var okuduğu ayasında. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ قُرْبَانًا Kurgan, iyi ile kötünü ayırt eden bir kurba. Demeli yanlışlık yapıyor. Doğru kullanmayıp aklını. Ve diğer bir hadiste var ki, bunun öncesi buna benzer de vardı ama başka bir raviden idi. Şimdi olabilir ona benzer olsun ama sorun değil. Başka çeşitli yollardan nakl olunmuş hadiste buyurur İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, İmam Bakır Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Allahu Teala lemma halakallahu l'akla kâle lehu akbid. Allahu Teala aklı yarattı ve ona dedi ki beri gel ve akbele sonra kâle lehu edbir fe edbere. Sonra o dedi ki git geri git geri gitti. Bu zaman Allahu Teala şöyle buyurdu. Ve izzeti ve celali izzet ve celalime yemin olsun ki ma halaktu halgan ahsana min. Ben senden de daha güzel bir varlık yaratmadım. Şimdi seni kimde ben kemale erdireceğim? Diyor. Esnemik, İyyâke âmurum. Ben sana, sadece sana emrediyorum ve İyyâke enhâ. Seni çekmiyor. Bu bedenlerden geçmiyor. Sözler. Bunlar, bunlardan geçmiyor. Sadece akla, akıl varsa emr-i nehyin de orada dairdi. Ve İyyâke usîbu ve İyyâke uâdibu. Sevabı sana veriyorum ve cezalandırmayı da sana veriyorum. Akıl bir hüccetti, kanıttı. Allah-u Teala'nın öz kullarına olan kanıtı değiller. Diğer bir hadiste var benim ezberim. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'a birisi şöyle arz etti. Dedi ya birisi var, bir adamdı. Gidiyorsun onun yanına, biraz konuşursan bitirmeden senin sözünü anlıyor, tamamını anlıyor. Ama başkası da var, sözünü tamamladıkta, senin tamamladıktan sonra anlıyor. Tamam, aynı sen dediğin, ben dediğim gibi tekrarlayabiliyor. Ve başka biriyle konuşanda o diyor ki, bir daha tekrarlar mısın? Ve bir daha tekrarlayıram. Bu zaman Hazret buyurdu ki, biliyor musun niçin öyle oldu? Ya İsa, hayır dedim. Hazret buyurdu ki, o şahs ki, sözünün bir kısmını söylüyorsan tamamını anlayan var ya, o şahsın nütfesi aklıyla yorulmuş. Bu nasıl olur benim azizlerim? Bunun çeşitli hadisler var ve şimdi işare ediyoruz ama bunu demek istiyorum ki o mesele çok önemli. Mesela sizlere bir şey anlatayım. Bazen görürsen ki insanlar, birisi vardı böyle diyelim, bir alimin yanına çocuğu yatırıp diyor ki
Bəs istəyirəm buna ədəb öyrədim, əxlaq öyrədim. Deyir, kaç yaşındadır? 6 aylıqdır. Diyor ki, 6 ay gecikmişsiniz. Yəni, doğuşdan o deyir, tərbiyə başlanmalıdır. Nasıl oluyor bunlara İslam, gözəl İslam dinliyi cavab veriyor. Hətta, baxın, insan dünyaya gəlmədən belə, nütfəsi hənuz oluşturulmadan nə yeməsi lazımdır? Nasıl, bu işler nasıl oluyor? Ən çox, deyəlim, zoom eləyir o şeylərin üzərində. Ondan sonra, yəni o zaman çox önəmli zamanlardır. Bir çocuğun dahi bir insan olması, gözəl bir insan olması ya Allah korusun, kötü bir insan olması. O zaman belirtilir. O yüzden bu meseleleri insan dikkat etmesi lazım. Tamam mı? Ama sonra görürsen ki, İslam'ın programı getdiyse azalır. İnsanın deyelim yaşı 40'a yetişti. 40'dan sonra artık programlar azalmaya başlıyor. İnsan da öldükten sonra da var program. İnsan öldükten sonra da var program ama çok az da o programlar. Programların çoxu insan dünyaya gelmeden önceydi, hazırlık mertebesi. Sonra dünyaya geldikte de çok önemli hallardır. Yani Hazreti buyuruyor ki, o zaman eğer bir şeyler yapsaydılar, demeli nütfesi aklıyla yoğrulsaydı, o insan sözü neyse diğerler havada anlıyor. Bazıları vardı ya, mesela görsen ki, bizim de öğrencilerimiz vardı. Mesela söz bitmeden sözü ile havada anlıyor. Bazıları var ki, defalarca tekrar etmen lazımdır. İşte onun buyurur ki, sözünü tamamlayınca onu eksiksiz sene tekrar eden var ya, o ise aklı ne zaman onun şey olup, aklı anne rahmindeyken, artık o nütfe halında değil de erkeğin sülbünde olan zaman yok. Ananın rahmindeyken bünyesine yüklenmiş. Peki, o ki sözünü söylüyorsan, söyledi ki, bir de tekrar etsene, bir de tekrar etsene. Yani iki, üç kere dinlemesi lazımdı. O aklı artık büyüdükten sonra bünyesine, onun dünyasına güçlenmiş. İşte bu yüzden de ona diyor ki, bir daha tekrar et, bir daha tekrar et. Bunların açılmasını inşallah sonraki söhbətlerde de olacak, bunlara işaret inşallah. Ve bu arada sen kitablar yazılmış. İslam'da böyük alimler bu arada kitablar var. Başka bir hadiste var ki, İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Peygamber Eşrem sallallahu aleyhi ve aleyhi şöyle buyurdu. Bakmayan bir kimse çok namaz kılır. İza ra'aytumur racule kesiras sala kesiras siyam fela tubahu bihi hatta tanduru keyfe aklu. Görürsen ki bir insan çokça namaz kılıyor, çokça oruç tutuyor. Tamam mı? Siz onun öğle haline hayran kalma. Ne yapalım? Aklının nasıl oluyor? Hani o gün konuşmuştuk ya. Diyor, benim bir komşum var, rahatsız diyor. Çok namaz diyor, çok iyi bir insandı. Hiç böyle kötü bir yanı görünmedi. Hazret aklını soruyor. Aklı nasıl? Bir aklı o kadar da değil. O zaman la yertak ya onun. Görüşü ondan tabi olmuyor. Ya da onun da çok az bir kısım. İşte akıl benim efendim. Dün, demeli Kadir gecelerinin birinci gecesiydi. Dün gece. Bakın Allah kabul etsin işin ibadet itaatlerinizi. Ama var ki orada ibadetler, itaatler var, çoklu namazlar var. Güzel. Ama bu da var ki, hadis var ki, o gün en önemli şey budur ki, ilim öğrenmek. İlim öğrenmek. Savabı daha çok. Tamam mı? Ve Hazret buyuruyor ki, onunla hayran kalmayın. Önce aklının nasıl olduğunu. Bu kadar benim eserim. Size Allah'a tavşırlarım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi seyyibine tahirin ve le'anatullahi ala a'daihim ecma'in minel ane ila kıyamin yavm. Esselamu aleykum ya ahle beytin nubuvvah. موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي.